Saygıdeğer konuklar ve sevgili öğrenciler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programımıza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir programla bir arada bulunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir güce sahipsek, biz kadınlar seçebiliyorsak ve seçilebiliyorsak, bunu bir asır önce bugünler için canını vermiş şehitlerimize, gazilerimize ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı bu değerli emaneti bizden sonraki nesillere aktarmak konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle evlatlarımızı yetiştirip cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmayı asli görevimiz olarak biliyoruz. Bugün burada 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın akademik açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 2010 yılında kurulmuş olan Çal Meslek Yüksekokulumuzda iki aktif programımız bulunmaktadır. 40 kişilik kontenjanımızla gıda teknolojisi programı ve 30 kişilik kontenjanıyla muhasebe ve vergi uygulamaları programı. Ayrıca pasif olup da ilerleyen süreçte öğrenci almaya başlayacak iki programımız daha mevcutta bulunmaktadır. Akademik kadromuz güçlü olup 2 doktor öğretim üyesi, 7 doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi, 3 yüksek lisansını tamamlamış öğretim görevlisi olmak üzere 12 öğretim elemanımız bulunmaktadır. Program sayımızın düşük olması, biraz da toparlanması, biraz düzeltilmesi gereken altyapı, özellikle de barınma problemimize dayanmaktadır. Bunu da inşallah ilerleyen günlerimizde çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu an kız öğrencilerimiz için bir yurdumuz bulunmaktadır, belediyemizin işlettiği. Erkek öğrencilerimiz için yoktur. Onu da belediyemiz sağ olsunlar ev tutmaya çalışarak bunu gidermeye çalışıyorlar. Ancak ona da bir yurda ihtiyacımız var erkek öğrencilerimiz için. Bunlar da toparlandığı takdirde eminim ki öğrenci ve program sayımız da artacaktır. Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte önce pandemi, ardından büyük deprem felaketiyle öğrencilerimiz uzaktan eğitim almak durumunda kaldılar. Ve bu süreçte de biz öğrencilerimizi çok özledik. Diliyoruz ki bundan sonra böyle kötü günler yaşamayalım. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ne kadar güçlü eğitim alabilirlerse kendilerine olan güvenleri o kadar artacaktır. Her konuda Pamukkale Üniversitesi, üniversite hayatın rehberidir anlayışıyla, her alanda öğrencilerine, bulunduğu ilçesine, kentine rehber olmaya çalışmaktadır. Sevgili öğrenciler, bir meslek edinmek üzere geldiğiniz üniversitemizde diliyoruz ki sadece mesleki olarak değil, insani ve ahlaki donanımlarınızı da arttırabilelim. Çünkü emanetlerimizi bundan sonraki süreçte taşıyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sevgili gençler, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizlere aynen şöyle seslenmiştir. Gençler, cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek olan sizsiniz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çal Belediye Başkanımız Sayın Fethi Akcan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sadece ve sadece Kazım Karabekir önderliğinde bir birlik kalıyor arkadaşlar. Onun haricinde her şey yerle yeksan. Ama işte Türk'ün gücü burada ortaya çıkıyor. Türk milleti yok olmaya başladığı andan itibaren varoluş mücadelesini en güzel verip
dünya milletlerine de en güzel şekilde örnek olaraktan kendini gösteriyor. İşte bugün dünyanın en modern silahlarına karşı, dünyanın en büyük ordularına karşı bir avuç Gazze'de insanlar bedenlerini ortaya koyup, canlarını ortaya koyup vatanlarını savunuyorlar. İşte dün biz onu yapmıştık yani, dün dedelerimiz yapmıştı. İşte o zaman ölmesini bildiler ve Mustafa Kemal gibi bir adam çıkardılar ve biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Ve bugün de 100. yılını kutluyoruz. İnşallah bir asırlar, bin asırlar, milyon asırlar ebed müddet şekilde Türk yurdu tekrar kalır temennisinde bulunuyorum. Ben özellikle sevgili hocam, değerli büyüğüm, değerli abim, sayın rektörümüzü burada ağırlamaktan dolayı onur ve şeref duyuyorum. İyi ki geldiniz sevgili hocam. Rektör yardımcılarım da aynı şekilde. İnşallah Çam Meslek Üstü Okulu'nu önümüzdeki eğitim, öğretim yıllarında en güzel şekilde ileriye taşıyacak şekilde projeleri var sevgili rektörüm. Biraz önce de sizlerden önce de biraz sohbet ettik. Onları da uyguladıktan sonra inşallah biz de en güzel şekilde sizleri hem barınma yönüyle hem okul ortamında güzel bir şekilde misafir edeceğimizi yürekten inliyorum. Tekrar Cumhuriyetimiz 100. yılı hayırlı olsun. Eğitim ve öğretimimizin de açılışında hayırlı vesile olması temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Kutluhan'ı kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli belediye başkanım, kıymetli rektör yardımcılarım, çok sevgili hocalarımız, Deniz Çal'ın çok kıymetli protokolü, sevgili öğrenciler, 2023-2024 akademik yılın Çal Meslek Yüksekokulu'nun açılışının hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çal kelime olarak 3 harften oluşur ama içi çok büyüktür. Daha siz bu çeyinin belki de o çıkıntısındasınız. Eğer Türkiye'de nüfusuyla üniversite okuyan oranına göre üniversiteler yapılsaydı Çal belki Türkiye'de ilk 5 üniversiteden biri olurdu. Dolayısıyla Çal'da bu kadar yüksek okuma yazma oranına rağmen Çal üniversitelerden yüksek öğretimden gereği kadar faydalanamamıştır. Biz bunun olması için elimizden gelen gayreti yapacağız. Çal Sempozyumu'nu inşallah bahar aylarında düzenleyerek Çal'dan çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu millete hizmet eden büyüklerimiz dahil herkesi buraya çağırmaya gayret edeceğiz. Bir defa Çal vermiş, bir geri gelsinler bakalım. Kimin elinde ne var, ne yok onları bir görelim. Diğer taraftan Çal'da çok kıymetli meslek yüksekokulumuz var. Bu meslek yüksekokulumuz çok başarılı bir şekilde gidiyor. Bunun destekleyicisi, üniversitemizin bir parçası olarak Kumral bölgesinde bulunan ziraat alanımız var. Burası da bağ müzesi olarak düşünülüyor ve şu anda yoğun bir çalışma içerisinde. Burada sofralık üzüm ve üzümün şarap dışındaki ürünlerinin yerleştirilmesi ve ürün elde edilmesi noktasında çok büyük bir tesis olacak. Bunun şu anda 3-5 yıl içerisinde bir şey yok demeyelim, bu olacak inşallah. Diğer taraftan en önemli konu sürdürülebilir tarımın yapılabilmesidir. Çal aslında bir tarım memleketi değildir. Nüfusu ve toprağına bakarak söylediğimizde Çal bir okumaya adam yetiştirme memleketidir. Ama nedense Çal'da yarım dönüm, bir dönüm toprak bile çok iş görür. Çok öğrenci okutmuştur. Çal gerçekten yetiştirdiği üzümlerle dünyada sayılır yerlerden biridir, lokasyonudur. Yine üzümün yanındaki diğer meyveleriyle de aynı şekildedir. Bunu nereden söylüyorum? Türkiye'yi gezmiş, her tarafın meyvesini, üzümünü yemiş biri olarak söylüyorum. Dolayısıyla Çal'da biz üniversite olarak bir şeye rehberlik etmemiz lazım.
Bu da sürdürülebilir tarımın nasıl yapılabileceği konusunda. Şimdi belediye başkanıma biraz önce söyledim. Bizim tabi çiftçimiz şunu istiyor. Bir hoca gelsin, balına baksın, bir ilaç söylesin. O sene çiftçimiz en zengin olsun. Böyle bir şey yok. Değil mi Haşim Bey? Tabii hocam. Bu seneler içerisinde kayıt tutularak elde edilebilecek bir şey. Dolayısıyla biz veri toplama çalışmasını başlattık. Ziraat Odası, ilçe tarım ve ziraat fakültemizin hocalarıyla oluşan bir ekip bahçe bahçe gezerek, alan alan gezerek her yıl veri toplayacak. Böyle bir çalışmayı da üniversite olarak ciddi bir katkı yapacağız. Bilimsel araştırma projesi içerisinde yapacağız bunu. Ve biz bunun da takipçisi olacağız. Çal'da sürdürülebilir tarımın nasıl olması gereği sonucu 3-4 yıl sonra da ortaya çıkar. Bunlar büyük işler. Tabii biz geldik geleli felaketler zinciri devam ediyor. Pandemi ortamında geldik. Pandemiyi bitirdik. Ukrayna Savaşı başladı. Ukrayna Savaşı devam ederken 6 Şubat depremi oldu. Yani öğrencilerimizle de çok rahat bir şekilde yeni buluşmaya başladık. Ama ne yazık ki morallerimizi bozan ve dünyanın kimyasını değiştiren olaylar devam etmekte. Başkanımın ifade ettiği gibi inşallah onlar da işlerinden bir Mustafa Kemal çıkar ve Gazze, Filistin bağımsızlığına kavuşur. Biz tabii bu yapılan zulmü asla ve asla alkışlamamız mümkün değil. Bebeklerin ölmesi, hastanenin bombalanması, okulların bombalanması savaş usulü değil. Savaşın da bir hukuku var, bir raconu var. Ama bu bir savaş değil. Bu bir soykırımdır, yok etmedir. Biz Türk milleti olarak nerede bir adaletsizlik varsa oraya tarih boyunca el atmışız. Adaleti biz sağlamışız. Osmanlı tarihini ciddi bir şekilde incelerseniz aslında Osmanlı'yı savaşlarla fetih yapmadı, gönüllerle fetih yaptı. Gittiği yerlerde yöneticiler adaletsizdi, tebaası halkına zulüm yapıyordu. Halk Osmanlı'nın gelip idare etmesini istiyordu ki birçok savaş olarak geçen tarihte bize savaş olarak geçen vakalar aslında toptan teslimiyettir. Nedeni de şudur. Osmanlı gittiği yerde sömürmemiş, dinine karışmamış, diline karışmamış. Filistin'de 450 yıl yaşamışız. Bir çavuşla yönetmişiz Filistin'i ve kimsenin şeyi kanamamış. Bugün eğer Batılılar gibi dilini değiştirseydik Filistin Türkçe konuşuyor olacaktı. Öyle değil mi? Dolayısıyla Türkiye'nin yeni yüzyılı dünyanın yeni yüzyılı olmak zorunda. Bakın Türkiye bir yüzyılı tamamladı. Bir yeni yüzyıla giriyoruz. Bu yüzyıl dünyanın yüzyılı olmak zorunda. Bunu nasıl başaracağız? Bunu işte öğrencilerimize söylüyoruz çok çalışarak. Benim çalışmamda ne olacak demeyelim. En yanlış cümle. Evet sen çalış, derslerini yüz yap, o zaman ne olduğunu görürsün. Hepimiz işimizi yaptığımızda Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır sözüne layık olacağız ki bu dünyanın geleceğini etkileyecek bir formüldür. Dünya adalet beklemektedir. Şu anda adalet var mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi susuyor. Birleşmiş Milletler susuyor. Sadece biz diyoruz, Türkiye diyor, ya burada yapılan yanlıştır diyor. Onun için çok çalışalım. Yeni öğretim yılımız hayırlara vesile olsun.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi anlamak, uğruna verdiğimiz şehitleri anmak, yaşanan acıları ve zorlukları tekrar hatırlamak amacıyla akademik açılışımızın ilk dersini Cumhuriyetimize ayırmak istedik. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda cephede çekilmiş ve öğretim görevlisi Okan Toker tarafından düzenlenmiş video klibimiz için öğretim görevlisi Sayın Okan Toker'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Başkanım, değerli misafirler, kıymetli öğrenciler, hoş geldiniz. Çam benim için çok önemli bir ilçe. 2-3 yıl önce burada bir belgeseline başladım, Pekmez belgeseline. Çok keyifli geçiyor. Umarım sonucunu alacağız. Aysel Hocam'la bu belgesele başladık. Yurt dışında göstermeyi düşünüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ben başkanımız da uygun görürse emekliliğimde buraya yerleşmek istiyorum. Çalı çok beğendim çünkü. Mahmut Gazi'de böyle ufak bir şeyler düşünüyorum. Umarım güzel şeyler olur. Mahmut Gazi ve Çal benim için çok çok önemli. Gerçekten burada yerleşmek ve burada ömrümü bitirmek isterim. 1847'de dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecit İrlanda'ya bir yardımda bulunuyor. Çünkü İrlanda çok sefil durumda o dönemde. Bu yardım İrlandalı'nın birazcık bellerini doğrultuyorlar. Benim büyük babalarım 1. Dünya Savaşı'ndan önce İrlanda'dan geldiler. Ben bir göçmen çocuğuyum. Her iki tarafta, anne ve baba tarafında İrlanda'dan geldiler. Osmanlı tebaasına katıldılar. Büyük babalarım cephede İngilizlere karşı savaştı. Osmanlı'nın yanında. Video klip yer yer büyük babamın çektiği görüntülerden oluşuyor. Umarım keyifle izlersiniz. Çok güzel görüntüler olduğuna inanıyorum. Sizin de takdiriniz tabii ki. Atatürk'ün ufak bir hayatı, gençlik yılları, ikinci bölümde Kurtuluş Savaşı'mızdan görüntüler ve son bölümde de cenaze merasimi var. Umarım keyifle izlersiniz. Çok teşekkür ederim. Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Akalın hocamızı Cumhuriyete Giden Yol konulu sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Yüksekokul Müdürüm, Çal ilçemizin kıymetli protokolü, sevgili hocalar ve çok sevgili öğrencilerimiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Çal kısmının açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyete giden yolu konuşalım istedim. Niye Cumhuriyete giden yolu konuşalım? Bir şeyin kıymetini, değerini, şimdi 100. yılını kutladık. Sayın Hocam, Sayın Belediye Başkanım, az önce izlediğimiz görsel bize hep şu mesajı veriyor. Bilim, teknoloji, fen, bu alanlarda bir şey yapmamız gerekiyor. Dünya bizden bir şey bekliyor. O yüzden kutladığımız Cumhuriyet'in kıymetini, değerini arkaya doğru bakarak, yaşadığı hikayeyi bilerek daha doğru anlarız diye düşündüm. 1923'ten 100 sene geriye gittiğimizde 100. yılını kutladık. Dünya ne durumdaydı, biz ne durumdaydık, oradan başlayalım isterseniz. Bugünün anlamının, bugün bize verilen mesajların mahiyetin ne olduğunu bize bu güzelce söyleyecektir. 100 yıl önce dünya nasıldı? 19. yüzyıl başları, 18. yüzyıl sonlarında dünya değişiyordu. İmparatorluklar yıkılıyordu. Yerlerine ulus devlet dediğimiz yeni devlet biçimlerini almıştı. Ve artık Fransız ihtilalinin de etkisiyle bambaşka bir süreç kendisini gelip dayatacaktı. İki, batıdaki gelişme dünyayı doğrudan etkiledi. Bunlardan birisi Fransız ihtilali,
diğeri sanayi inkılabıydı. 1780'lerden itibaren buharlı makinelerin kullanılmasıyla birlikte sanayileşmenin giderek hızlandığını, artık Avrupa'daki devletlerin farklı bir devlet yapılanmasına doğru ekonominin, paranın, ticaretin öne çıktığı yeni bir evreye denk geldikleri bu evrede biz ülkeyi bir arada tutmak, içerideki isyanları durdurmak, dünyadaki savaşlarla karşı pozisyon almakla uğraşıyoruz. Ve bu süreç çok sert bir şekilde gelişti ve çok hızlı bir şekilde gelişti. Özellikle 19. yüzyıla doğru gelindiğinde sanayi inkılabı bambaşka bir Avrupa yaratmıştı ve bütün dünya artık buraya bakmak zorundaydı. Buradaki değişimlere göre kendisini şekillendirmek zorunda kalmıştı. Örneğin bu sömürgeciliğin geldiği nokta 20. yüzyıla doğru gelirken korkunç bir hal alacak ve dünyaya emperyalizm, batıdaki sanayi inkılabının batı dışındaki dünyalara yansıması emperyalizm olarak kendisini dayatacaktı. Örneğin 1870'te dünya ticaret hacmi 58 milyar franka ulaşırken 1913'te bu 200 milyar franka ulaşacaktı. Yani 20. yüzyıla doğru girdiğimizde rakam inanılmaz bir hızla artıyordu. Peki biz ne durumdaydık o dönem? 1875'te Osmanlı Devleti'nin gelirleri 18 milyon sterlin, dış borçları 200 milyon sterlindi. Ve yıllık faiz ödememiz 11 milyon sterlindi. Avrupa'da, batıda büyük bir sermaye birikimi oluşurken biz aldığımız borçları, faizlerini ödeyemeyecek bir duruma gelmiştik. Avrupa'da biriken bu para, Avrupa'da biriken bu sermaye ne oldu peki? Silahlanmaya gitti ve altyapı yatırımlarına gitti. Demir yolları yapıldı. Dünyada çok önemli anıtlar ortaya kondu. Eyfel Kulesi, London Köprüsü, işte pek çok Amerikan Özgürlük Anıtı gibi pek çok buradan biriken sermaye farklı alanlara kanalize oldu. Ama en önemlisi silahlanmaya ayrıldı. Ve 20. yüzyıla doğru gelirken bu silahlanma bizi bambaşka bir noktaya götürecekti. Osmanlı Devleti bunları görüyor muydu? Çok iyi görüyordu. Fakat bu borç yükü altında, bu mali imkansızlıklar içinde yapacak olduğunuz şey daha fazla kemer sıkmak, daha fazla milletin üzerine vergi olarak, yük olarak bir şeyler eklemekti. Örneğin, ülkedeki bu dışarıdan gelen tehlikelere, içeriden gelen isyanlara karşı biz de demir yolunun önemini fark ettik. Berlin-Bağdat demir yolunu yaptık. Ama ülkenin sosyoekonomik durumu, iktisadi durumu istediğiniz gibi olmadığı için batının şartlarında biz o demir yollarını yapmak zorunda kaldık. Örneğin Berlin-Bağdat demir yolunun imtiyaz süresi 99 yıllığına verildi. Mülkiyet hakkı Almanlardaydı. Kilometre başına 16 bin frank veriyorduk. Eğer o yoldan geçilmezse 16 bin frank biz ödeme yapacaktık her yıl. Sadece bununla da sınırlı kalmıyordu. Demir yolunun sağındaki ve solundaki 10'ar kilometrelik alanlar, yani 20 kilometrelik alanda yeraltı ve yerüstü kaynakları Almanlar tarafından kullanılacaktı. İşte Avrupa'nın hem yaparken kazandığı ve hem işletirken kazanacak olduğu bu kaynaklar bizde sömürgeciliğin başka başka evreleri olarak yansıdı. Peki Avrupa'dan dünyaya doğru yansıma buydu. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyıla doğru girerken ne oluyordu? Lise kitaplarından gördüğünüz meşhur bir Küçük Kaynarca Anlaşmamız var bizim. Küçük Kaynarca Anlaşması sadece Ruslara karşı bir savaş kaybetmek değildi. Karadeniz'deki üstünlüğün elden gitmesiydi. Balkanlardaki düzenin bozulmasıydı. Sayın hocamın arz ettiği bir durum var. Dünyada medeniyet noktasına evrilen çok az sayıda devlet vardır. Osmanlı Devleti de bunlardan biridir ve dünyaya vermiş olduğu mesaj adalettir. Çin'de bunun iyilik kötülük olarak görürsünüz. Hint'te sevgi olarak görürsünüz. Osmanlı'da bu medeniyetin temelinde yatan şey adalettir. Bu adalet sadece Müslümana değil, gayrimüslimana da hitap eder. Balkanlardaki hikayemiz bunun yansımasıdır. Osmanlı Devleti oraya gittiğinde 7 tane vergi toplanırken bir tane vergi almıştır. Sadece ele geçirdiği yerdeki en büyük kiliseyi cami yapmış, diğerlerin kullanılması devam etmiştir.
Zorla dinini de dilini de değiştirmemiştir. Fakat siz 19. yüzyıla doğru yaşadığınız bu bunalım içerisinde artık adalet yönünüzde değil, Batı'nın taktığı bir lakapla, yani hasta adam olarak anılmaya başlanacaksınız. Kollarında her an ölecek olan bir hasta. Ve herkesi heyecanlandıran şey, öldüğünde mirası ne olacak? Miras ne olacak? Çünkü çok değerli bir coğrafyadayız. Bugün Türkiye'de aynı pozisyonu devam ediyor. Osmanlı için söylediğimiz şey Türkiye için de geçerli. Bir yönümüz Balkanlara bakıyor. Bir yönümüz Kafkaslara bakıyor. Bir yönümüz Orta Doğu'ya bakıyor. Dolayısıyla taşımış olduğumuz bu değerler ve bu semboller son derece önemli. Bugün eskisinden daha da kıymetli. İşte 19. yüzyılda o küçük kaynarcayla Ruslar Osmanlı üzerinde büyük bir güç elde etti. Ve akabinde 19. yüzyılda da Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik, bir yurttaşlık eylemi olarak Fransa'da şekillenirken Osmanlı'ya bağımsız devlet olarak kurulma olarak kendisini gösterdi. Daha 1804'te Sırplar diyordu ki Müslümanlar bizi niye yönetiyor? Niye onların altındayız? Bizim niye devletimiz olmasın? 1812'de kısmi özellik, 1878'de de bağımsızlık elde ettiler. 1829'da dünya bunalımlarından yararlanarak Yunanistan bağımsız bir devlet olarak çıktı. 78'de bunu Sırbistan, Karadağ ve Romanya izledi. 1909'da Bulgaristan izledi. Yani batıdaki değerler içerimizdeki gayrimüslimlere başka başka şekillerde pazarlandı ve bir kargaşaya ve kaosa sebebiyet verdi. İşte bu kapsamda Osmanlı Devleti bütün bunların farkında. Ve devleti toparlamak için bir dizi hamleye giriyoruz. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet. Bu atmosferin içerisinde ve en yoğun döneminde Selanik'te bir kahraman ortaya çıkacak. Selanik sıradan bir yer değil. 19. yüzyıl İzmir'i nasılsa Selanik'te aynen öyleydi. Her milletten, her dinden, her kültürden insanların olduğu, arkasındaki Balkan ticaretinin dünyaya çıkış noktasıydı. Büyük bir hinterlanda sahip bir yerdi. Dolayısıyla Balkanlardan ülkemize göç eden insanlar, Mustafa Kemal de bunlardan bir parça birisi, o sıkıntıyı, o felaketi, o çöküşü en iyi onlar görüyorlardı. En iyi onlar hissediyordu ve bütün bu sorumlulukları daha sonrasında ortaya koyacaklardı. İşte bu süreci bizim için felaket noktasına götüren şey Birinci Dünya Savaşı oldu. Fakat Çanakkale'deki daha önceki bulunduğum dönemlerdeki gezdirmiş olduğum gruplar, çeşitli insanlardan ben hep şunu duyuyordum. Hocam Çanakkale'de bir şey var. Evet, Çanakkale'de bambaşka bir şey var. Çünkü Cumhuriyet'e doğru giden hikayenin tohumlarını Birinci Dünya Savaşı'nda biz cephelerde attık. Ve bu savaş, lise kitaplarınızdan hatırlayın. Trablusgarp'tan başlatırlar, Balkan Savaşları'yla devam eder, sonra Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na girer. Aslında bu somut bir hadisenin yansımasıdır. Çünkü Türkiye'yi kuran, milli mücadeleyi yapan askerler eline silahı Trablusgarp'ta aldı. İspat edeyim size, Trablusgarp Savaşı 1910-11 yıllarında gerçekleşti. Savaştasınız. Savaş daha bitmeden 1912-13'te Balkan cephesine gidiyorsunuz. Daha o bitmeden Dünya Savaşı patlak veriyor, 9 ayrı cephede savaşıyorsunuz. Tam evinize gideceksiniz, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele. Önce düzensiz Kuvayi Milliye Birlikleri, ardından düzenli orduyla. Ta 1922'de 10 yıllık savaştır bu. O yüzden eski insanlar askerliğe, askerlik anılarına, askerlikteki dostlara çok önem verirler. Bakın bunun bir ispatını size söyleyeyim. Çeşitli belgesel çalışmaları için bir askerin günlüğünü okumuştum. Balıkesirli Mustafa diye bir askerden bahsediyor. Diyor ki asker, Balkan savaşları şiddetlendi. Batı Anadolu bölgesinden bir tabur asker olarak biz bu birlik olarak oluşturulduk ve İstanbul'a sevk edildik. İstanbul'dan da Edirne'ye, oradan da içerideki Yanya bölgesine gidecekler. Fakat bu yolculuk esnasında bu 1000 kişilik yaklaşık tabur yolda çetelerin, eşkıyaların ve benzeri grupların saldırılarına uğramış.
En sonunda güç bela Arnavutluk sahillerinde bir yere sığınabilmişler. O sırada da savaş bitmiş. Savaş bitince bir İtalyan gemisi bunları alıyor. Bizim yetkililere haber veriyor. Diyor ki askerlerinizi getiriyoruz, teslim alın. Çanakkale'deki yetkili bu kesire gönderiliyor. Daha sonrasında Çanakkale için gönüllü askerler toplandığında haberler de yayılıyor sağa sola. Bu Mustafa isimli asker diyor ki ilk başta ben yazılmalıyım. En başa kendi ismini yazdırıyor. Gelme dendiği halde. Çünkü yeni savaştan çıkmış. Toprak ekilecek. İnsana ihtiyaç var. Ama ona rağmen en başa kendi ismini yazdırıyor. Ve Çanakkale'de çarpışıyor. Güney cephesinde çarpışıyor. Oradaki çarpışmalarda iki defa yaralanıyor. Daha sonrasında da İstanbul'da ağır bir yara almış, tedavi edilirken cephe kapanıyor. Günlüğün Çanakkale kısmının sonuna ne yazıyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ben Balkan Harbi'nde yüzüme sıçrayan çamuru Çanakkale'de temizledim, artık içim rahat yazıyor. Balkan Savaşı'nda yüzüme sıçrayan çamuru Çanakkale'de temizledim, artık içim rahat diyor. Bir başka günlükte gördüğüm bir şey. Bir asma dikmişler. Çaldayız ya, burada bağcılık çok yaygın. Asma dikmişler. Anzak askerleri tam sahilin biraz ilerisine. Bir asker günlüğünde yazıyor. Bilmediğim bir asker diyor. Sırtlardan koşarak geldi. Onu söktü ve denize doğru fırlattı diyor. Arkasından da bağırıyordu. Burayı kendi vatanım mı sandın da bunu ektin? Çünkü bir ağaç ekiyor. Yıllar sonra meyvesini yemeyi umuyor ki ağaç ekiyor. Sebzeyi 3 ay sonra alırsınız. Ağaç ektiğinizde yıllar sonra onun karşılığını alırsınız. Burayı işte böyle bir bilinçle, bu askerin adını bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece günlükte bu şekilde ismi geçiyor. İşte bu direniş büyük bir direniş. Bu direniş tarihten gelen misyonun sıradan bir askerde bile yansımasının bir sonucudur. Ve o yüzden de Dünya Savaşı'nda 9 cephede savaşıp 2,5 milyon insanı zayi ettiğimiz savaştan sonra bile bütün dünya havluya atmışken Mustafa Kemal ve arkadaşları bu ülkenin saygıdeğer, hakikaten eli öpülesi insanları yeniden eline silah alma cesaretini gösteriyor. Kime karşı? Dünyayı şekillendiren İngiliz'e karşı, Fransız'a karşı, itiraf devletlerine karşı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin fetvasını okuduğunuzda o bilinci ben görüyorum. Diyor ki orada Yunanlılar değil diyor. Asıl onların arkasındakilerdir diyor, İngilizlerdir diyor. Çal'dan, Denizli'den bunu görüyorsunuz. İzmir işgal edildiğinde de aynı tepkiyi Anadolu'nun her yerinden görüyorsunuz. İşte bu insanların bilinç düzeyi bizi yeni bir Türkiye kurmaya götürdü. Yeni bir yurt edinmeye ve buraya da kalıcı olduğumuzu bütün dünya ispat etmeye bizi götürebildi. Mondros Mütarekesi'ni imzaladık. Hepinizin bildiği klasik bilgilerdir. 7. madde, 24. madde. İşte her yeri işgal edecekler. Evet, hakikaten kötü bir madde. 7. madde. Bütün işgaller de buna dayalı olarak yapılmıştır. Diyor ki İtilaf devletleri güvenliklerin tehdit altı hissettikleri herhangi bir yeri herhangi bir sebeple işgal edebilir. Her yeri alırım demek bu. Ama Anadolu insanı ne yapıyor? Mondros'tan hemen sonra kitaplarınızı bir kontrol edin. Veya canı sıkılanlar telefonlarından kontrol etsin. Anadolu'nun her yerinde cemiyetler kuruluyor. Mütareke 30 Ekim'dir. Bizim cemiyetlerimiz Kasım'dır, Aralık'tır. Bakabilirsiniz. Her yere itiraz ediyor. Hatta Sivas'ta kadınlar bile cemiyet kuruyor. Diyor ki ben buna itiraz ederim. Böyle bir şey olmaz. Ve bu cemiyetlere daha sonrasında birleşecek bir güç oluşacak. İki işgal Anadolu insanını diriltti, kendine getirdi. Biri Musul'un işgaliydi. Musul'un işgalinde ne var hocam peki? Hani Kurtuluş Savaşı'nı konuşuyoruz da neden Musul'dan bahsediyorsunuz? Mondros Mütarekesi imzalandıktan birkaç gün sonraydı o işgal. Bize şunu gösterdi. İtilaf devletleri veya dünyanın güçlü aktörleri bir anlaşmayı imzalasalar bile çıkarları gereği imzaladıklarını görmeyebilirler. Anlaşma var ama bir iki gün sonra Musul işgal edilmiş. Niye? Petrol var. Niye? O bölgenin stratejik konumu bütün dünya biliyor. İkinci işgal İzmir'in işgalidir. Zaten Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin de hemen o gün herkesi dikkat çekmesinin sebebi odur. O işgal ise artık gidecek yerimiz olmadığını göstermiştir. Başka gidecek yerimiz yok artık. Eskiden savaş Viyana'daydı, Bükreş'teydi, Sofya'daydı, Karadağ'daydı, Yemen'deydi.
Ama artık savaş kapımızın önünde. Gidecek başka yer yok. O yüzden Kuvayi Milliye açılımı milli kuvvetler bugün karşılığı. Yani Anadolu'nun bu insanı ben artık bu işi kendim yapacağım diyor. Kuvayi Milliye budur. Ve Amasya Genelgesi, ben size orijinal metnini getirdim. Orijinal metnini de okuyacağım. Beni çok etkilemişti öğrencilik yıllarımda. Bakın, önce meseleyi görmeniz lazım. Sonra sorunu teşhis etmeniz lazım. Sonra da bir çözüm önerisi söylemeniz gerekiyor. Bakın, üçü de var burada. Üç ifadede. Bir, vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. Hükümeti merkeziyemiz, İtilaf devletlerinin tesir ve murakabesi altında mahsur bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin icabatını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi mağdur tanıttırıyor. Meselemiz bu. Sorun bu. Peki sonra ne demiş? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da yapacak olduğumuz iş. Amasya Genelgesi dünyaya bir meydan okumadır. Erzurum'da da bu daha da somutlaşmıştır. Sivas'ta daha da netleşmiştir. 23 Nisan 1920'de TBMM açılınca da bütün dünyaya artık bir haykırıştır. Ben senin bana giydirdiğin hasta adam, şart meselesi gibi tabirlere sığmıyorum. Bunlar ben değilim. Zaten şart meselesi kelimenin kendisi yanlış bir kere. Batılılar Orta Doğu dediğimiz coğrafyaya, bu coğrafyaya müdahale ediyor. Adı şart meselesi o. Aslında garp meselesi, batı meselesi. Herkes kendi hayatını yaşıyordu. Zaten en büyük sorun Batılıların zihniyetiyle hala düşünüyor olmamız. Akşam televizyona gideceksiniz, açacaksınız. Az önce zikredildi, Gazze ile ilgili izleyeceksiniz. Uzmanlar diyecek ki Orta Doğu'da flaş gelişmeler. Orta Doğu'da can yakıcı hadiseler. Ben Denizli'den bakıyorum, Gazze'yi görüyorum. Burası eğer Orta Doğu'ysa, ben Orta Doğu'daysam, Yakın Doğu neresi? Neresi Yakın Doğu benim? Hadi orada kafanızda oturmadı. Hatay'dan izliyoruz, Halep'te bomba patlamış, haberde geçiyor. Hatay'da oturan biri için Halep'te patlayan bombayı izah ederken Orta Doğu demek ne kadar bizim düşünce yapımızın eseridir, size bırakıyorum. Onlar gibi düşünüyoruz. Bu tabir nereden doğrudur? Londra'dan bakarsanız doğrudur. Berlin'den bakarsanız doğrudur. Paris'ten bakarsanız doğrudur. Sadece burada mı? Hayır. Ukrayna'yı izledik. Ukrayna'yı hala takip ediyoruz. Doğu Avrupa'daki gelişmeler. Deniz'den koyun kendinizi haritaya. Orası sizin doğunuz mu? Orası bizim doğumuz değil ki. Hala o mantıkla düşünüyoruz. Şart meselesi derken de aynı şeyi yapıyoruz. Bugün Filistin meselesi derken de aynı şeyi yapıyoruz. Filistin bir mesele değil ki aslında. Yüzlerce yıldır orada yaşıyorlar. Yani bu düşünce yapısı bizi maalesef çok vahim bir noktaya götürüyor. Ve biz buna dedik ki Misak-ı Milli ile itiraz ediyoruz dedik. Misak-ı Milli denilince benim öğrencilik yıllarımda da ders anlatırken öğrencilerimde de hep toprak akla geliyor. Hep toprağımız olacak, toprak bizim olacak, toprakta bağımsız olacağız. Bakın 6. maddesinde diyor ki Misak-ı Milli'nin, diğer ben okumayacağım. Milli ve iktisadi inkişafatımız daire-i imkana girmek ve daha asli bir idare-i muntazama şeklinde tedbir-i umura muvaffak olabilmek için her devlet ki bizim de esbah ve inkişafatımızda istiklal ve serbestliği tamme, yani bağımsızlık ve tam serbestlik mazhar olmamız usulü esası hayat ve bekamızdır. Bu sebeple siyasi, adli, mali, kültürel vesaire İnkişafatımıza mali kuyuda muhalifiz. Yani diyor ki sadece toprağa egemen olmak yetmez. Buradaki bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık lazım. Siyasi bağımsızlık lazım. Her türlü adli bağımsızlık lazım. Çünkü bütün bunlar bir yüzyıl öncesinde elimizden gitmişti. Toprağı almak tek başına yetmez. Bugün kıymetli hocamın, sayın belediye başkanımın izlediğimiz videoların 100. yıl kapsamında bütün anlatılan şeylerde bize bir mesaj veriyor. Bilimde diyor, teknolojide diyor, daha önceki size atfedilen, sizin temsil ettiğiniz adalet misyonunu tekrar size hatırlatma noktasında bir takım uyarıcılar veriliyor. İşte yapılması gereken şey bu. Ve biz bunu itiraz ederek daha sonrasında tekrar bir mücadeleye girdik. Yapayalnızlık.
Ve önce doğuda Ermeni çetelere karşı, batıda da İngilizlerin desteklediği Yunanlara karşı bir mücadeleye giriştik. Doğuda Gümrü Anlaşması'yla bu işi bitirdik. Batı Anadolu'da 6 Ocak 1921'de, Nisan 1921'de İnönü Muharebeleriyle, ardından 23 Eylül 1921'deki Sakarya Meydan Muharebesiyle ve sonrasında da büyük taarruzla 2,5 yıldır Anadolu'ya yerleşen, arkasında İngilizlerin tamamen destekledikleri bir kuvveti 30 Ağustos Meydan Muharebesi, 9 Eylül, tarihlere dikkat edin, 30 Ağustos, 9 Eylül. Anadolu'dan süpürdük. Çünkü Batı'nın masasında İzmir'in Türklere verilmesi diye bir şey yoktu. O yüzden çok hızlı hareket ettik. Batı Anadolu'da bir pürüz bırakmak istiyorlardı. İzmir'i bırakmak ya da İzmir'i vermek asla akıllarından geçmiyordu. O yüzden çok hızlı hareket ettik ve bir süpürme harekatıyla adeta denize döküldüler. Onların yabancı kaynaklarda videoları da vardır. Filikalarına binişlerini görürseniz Yunan askerlerinin, hakikaten denize dökülmedir. Peki orada durduk mu? Durmadık. Çanakkale'ye gittik. Truva harabelerin olduğu yerde İngiliz ordusuyla karşı karşıya geldik. Hatta arada çatışmalar çıktı. Çünkü biz büyük bir moral ve motivasyonla geldik. Ardından 11 Ekim 1922'de Mudanya toplandı. Az önce söylemiştim ya, İngilizler Yunanlar tarafından destekleniyor diye. Biz Yunan ordusunu yendik, masaya İngilizler oturdu.